Uçağa yıldırım çarptı. Pilotlar stres nedeniyle hemen inmek istedi. İnişten sonra 6 saniye boyunca fren yapılmadı. Bu tespitler İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak parçalanan ve 3 kişinin öldüğü kazaya ilişkin ön rapordan. İşte detayları. İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus uçağı 5 Şubat akşamı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na sert iniş yaptıktan sonra savrularak 3 parçaya ayrılmış ve kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti. Uçağın kara kutusu incelendi, ön rapor hazırlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi'nin hazırladığı rapora, Amerika Sivil Havacılık Otoritesi ve Boeing firmasından yetkililerin yer aldığı komisyonda katkı sağladı. Kazanın nedenine dair ilk bulguları içeren ön raporda, uçağa yıldırım çarptığı ve bunun paniğe neden olduğu belirtildi. Ses kayıtlarına göre inişten yaklaşık 6 dakika önce uçağa düşen yıldırım sebebiyle, hava aracında herhangi bir sorun olma ihtimali nedeniyle, pilotlardaki stresin arttığı ve bir an önce iniş yapılmak istendiği belirlenmiştir. Kazayla ilgili soruşturmayı yürüten savcılığa ulaştırılan ön raporda ayrıca pilotların iniş sonrası frene geç bastığına da işaret edildi. Taksi yolu civarında manuel frenleme yapılmadığından 6 saniye boyunca hava aracının hızında yavaşlama yönünde değişiklik meydana gelmemiş, hemen akabinde ivedilikle frenleme başlatılmış, pist sonuna kadar bu şekilde devam edilmiştir. Soruşturma kapsamında tutuklanan uçağın kaptan pilotu ifadesinde iniş sonrası uçak hızını kontrol etme görevinin yardımcı pilotta olduğunu ancak yardımcı pilotun bu konuda kendisini uyarmadığını söylemişti.